Balon sonoplasti mantık olarak aynen tıkalı damarların açılmasında kullanılan kateterizasyon ve damarın tıkalı yerinin bulunarak oraya balonun yerleştirilip genişletilmesi mantığından yola çıkılarak kulak burun boğaz bölgesine uygulanmış olan bir tekniktir. Burada kapalı olan sinüsün daralmış olan ya da çok tıkalı gibi görünen sinüsünden bulunup, kanalı bulunup oradan içeriye ucunda ışık olan bir guide, bir çeşit tel gönderiliyor. Onun içerideki ışığın illüminasyonunu biz dışarıdan sinüsün daha aydınlık o bölgenin görülmesiyle içeride olduğumuzu anlıyoruz. Ardından da bunun takip ederek balon kateteri yerleştiriyoruz. Tıkalı olan bölgeye, kanalın içerisine ve kanalın içindeyken bu balon kateter şişiriyoruz ve bir süre bekliyoruz orada. Birkaç defa bunu tekrar ediyoruz ve diyelim ki 1 milimetrelik bir kanalı 3 milimetreye, 5 milimetreye, 7 milimetreye çıkarabiliyoruz. Ve böylelikle drenaj açıldığı için tıkalı olan boru gibi düşünün, açıldığı için sinüsün havalanması yeniden sağlanmış oluyor ve içerideki dokunun enfeksiyonu daha hızla iyileşiyor. Balonla kanalı açtıktan sonra da daha bizim gaydımız içerideyken balonu çıkarıp bu sefer yıkama kateterini içeriye gönderiyoruz ve içeriği yıkıyoruz bir takım antibiyotikli pansumanlarla ve ardından da havalanması yeniden tesis etmiş olan sinüsün iyileşmesinin hızlandığını görüyoruz. Bu aynen kapalı bir kapınız var ve nemli bir odanız var. Bir türlü iyileşmiyor. Kapıyı açmanız lazım ki içeride bir hava sirkülasyonu olsun ve içerideki nem ortadan kalksın. Sinüsteki durum da aynen böyle. Bizim yapmış olduğumuz işlemle kanalı açılmış olan sinüsün havalanması yeniden sağlandığında ve gerekli ilaç tedavisini, desteğini de sağladığınızda mevcut patoloji ortadan kalkmış oluyor, sinüsü düzeltmiş oluyoruz. Balon sinoplastiği 8 sinüsün 6 tanesinde uygulayabiliyoruz. Sadece etmoid sinüsler dediğimiz iki gözümüzün ortasındaki sinüslerde kullanamıyoruz. Onun dışında alın sinüslerimizde, yanak sinüslerimizde ve kafa tabanındaki sfenoid sinüs dediğimiz sinüslerde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Niye peki bu tekniği kullanıyoruz? Aslına bakarsanız bir yerleri kesmediğimiz için, balonla açtığımız için, uygun sinüsler için konuşuyorum tabii ki, açtığımız için burada kanamaydı veya skar dokusu gibi yani çizikler oluşturup da birbirine dokuların yapışması gibi bir takım ihtimalleri daha aza indirmiş oluyoruz. Bir de hastaya çok büyük bir konfor sağlamış oluyoruz. Balon sinoplasti bize böylelikle hani kullandığımız bir burun içi endoskopik sinüs cerrahisindeki herhangi bir enstrüman gibi yaptığımız sinüs ameliyatının bir tanesine veya hepsine etmoid hariç kullanabileceğimiz bir enstrüman olarak bize yardımcı olarak geliyor.